Herkese yeni bir videodan merhabalar efendim. Bugünkü videoyu makyajsız çekiyorum. Çünkü çok fazla enfer makyajsız daha güzelsin dediğinizi duyar gibiyim. Hatta duymaz gibiyim, yorumlarda görür gibiyim. Hatta sadece yorumlarda değil, DM'lerde de görür gibiyim. O yüzden bu videoyu çekerken hiç hazırlanmayayım dedim. Doğal bir şekilde ev halimle oturup karşınızda takı koleksiyonumdan bahsedeyim istedim. Zaten takı koleksiyonumla ilgili, daha doğrusu taktığım takılarla ilgili çok fazla soru geliyordu. İşte enfer nasıl kombinliyorsun? Bize göstermediğin ya da gösterdiğin takıların anlamı ne? Ne kadar fazla takın var? Hangilerini en çok kullanıyorsun? Hangilerini en çok seviyorsun? Bu gibi çok fazla soru geliyordu. Ve göstermemi de istiyordunuz. O yüzden bununla ilgili bir video çekmek istedim. Yalnız şöyle, bütün takılarımı göstermeyeceğim. Kullanıp kullanmadığım her takıyı göstermeyeceğim. Sadece çok fazla favorim olanları, favorim ama işte küpelerden bilekliğe, bileklikten kolyeye bütün takılarımı göstereceğim. Aynı zamanda yüzüklerime. Bütün takıları göstereceğim. Sadece dediğim gibi favori olanlarım ve çok fazla kullandıklarım, yani kullanmaktan asla vazgeçemeyeceğim takıları göstereceğim. Hiç kullanmadığım ya da ayda yılda bir hani ihtiyacım oluyor diye taktığım, renk uyuyor diye taktığım takılardan hiç bahsetmeyeceğim bile. Takılarımdan bahsederken markalarını da veririm ama bazıları böyle çok eski, işte 2 yıllık, 3 yıllık vesaire takılarım var. Onların aynısını bulamasanız bile markalarda belki yenileri yapılıyordur ya da benzer modeller vardır. Her deyim markaya girersiniz, bakarsınız aynısı var mı yok mu. Beğenirseniz ve almak isterseniz bu şekilde inceleyebilirsiniz. Ben yine de markaların ve modellerin hepsini söyleyeceğim. Zaten yakınlaştırıp göstereceğim de bütün takılarımı. Aynı zamanda hatta şey yapayım, hepsini tek tek göstereceğim ama bir de kombinlediğim şekilde de göstereyim. Yani ben o takıları nasıl kombinliyorum ve nasıl kullanıyorum. Evet, ben onu da göstereyim size. O zaman hazırsanız hiç uzatmadan videoya başlayalım. Şöyle kamerayı biraz daha yakına aldım daha net gösterebilmek için. Önce boynumdaki kolyelerimden başlayacağım. Hatta ben bunları çıkartayım, öyle göstereyim yakından. Şimdi benim videolarda ve Instagram'da, storylerde sürekli boynumda gördüğünüz ve bu yıllardır boynumdan çıkarmadığım bir kolyem var. O da şu. Ayetel kürsi. Bunu benim doğumumda babamın çok yakın bir arkadaşının eşi benim kundağıma takmış. Yani böyle doğumundan falan kalan bir şey. O yüzden bunu yıllardır boynumdan çıkartmıyorum. Bunu annem bana böyle tamam şimdi bunu takmaya hazırsın falan dediği zaman vermişti. O günden beri boynumdan çıkartmıyorum. Bir de şu anda bir 5 aydır vesaire boynumda olan bir puzzle kolyem var. Bu kolye de bana Umut'un hediyesi. Birlikte çok fazla puzzle yapıyoruz ve biraz daha romantik bir anlamı olduğu için Umut'un böyle bir hediyesi vardı bana. Onu da yaklaşık bir 5-6 aydır boynumdan çıkartmıyorum. Şimdi gelelim diğer ıvırlarıma, zıvırlarıma. Bunlar benim için manevi değeri olan parçalar. Bir manevi değeri daha olan bir parçam var. O da parmağımdaki bu yüzük. Şöyle göstereyim. Bu bir saat yüzük. Bu yüzüğü de babam anneme 1. yıl dönümlerinde hediye almıştı. Ben de buna birkaç yıl önce el koydum. Dedim anne vallahi sen hevesini almışsındır, bu yüzük artık benim olsun. Annem de sağ olsun kırmadı ve verdi. Bu yüzük de benim için çok önemli. Yani bundan bir süre öncesine kadar hiç çıkartmıyordum parmağımdan. Ama şu sıra yüzük olayını biraz bıraktım galiba, yüzük takma olayını. O yüzden uzun zamandır takmıyordum. Şimdi size bu koleksiyonu anlatırken tekrar taktım parmağıma. Bu yüzüğün de benim için çok fazla bir anlamı var, bayağı önemli. Böyle güzelim saat bir yüzük. Tekrar takayım. Küpelerde en sevdiğim küpe çeşidi benim halka küpe aslında. O yüzden boy boy halka küpelerim var. Ama mesela şunlar normal halka küpeler. Bunları da takmayı çok seviyorum. Ama bu şekilde desenli olanları, böyle girintili çıkıntılı olanları çok daha fazla seviyorum. Bir de bunların burma şeklinde olanları var. Bunlar böyle 3 boy ediyor artık şununla birlikte. Büyük, küçük ve orta diye. Bu üçü benim en çok sevdiğim halka küpelerim. Ve halka küpe takacağım zaman bu üçünden birini tercih ediyorum. Genelde kolyelerimde altın kullanıyorum. Zaten çok fazla da kolye takmıyorum. Benim için hani özelliği olan kolyeleri takıyorum. O yüzden pek de fazla almam gerekmiyor açıkçası altın kolye. Ama geri kalan ürünlerimin hepsini gümüş kullanıyorum. Daha uzun ömürlü olması sayesinde ve daha kaliteli oluyor olması yüzünden gümüş kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi size gümüş olarak kullandığım birkaç bilekliğimden bahsedeceğim. Şimdi iki tane bu şekilde takım pandoram var. Bu pandoraların charmları
daha fazla charm'ım var normal. Annemin bileğindeki Pandora da takılı. Annem birazcık benimle birlikte eşyaları kullanmayı çok seviyor. O yüzden onu gösteremiyorum. Hatta charm'larımı bulamayınca annemde olduğunu hatırladım ama belki dua ettim böyle Allah'ım inşallah takmamıştır diye. Aradım anneme, anne dedim charm'larım nerede? Bende dedi. İyi dedim anne, video yarım kaldı, Allah senden razı olsun. Bir de bu iki gümüş Pandora'yı taktığım zaman bir de şöyle bir şans bilekliğim var. Bu da Mo'nun, Mo diye bir markanın şans bilekliği. Ucunda yonca var. Çok da seviyorum bunu. Alalı da bayağı 2 sene falan oldu ve hala kendi gümüş renginde, hiçbir kararması vesaire olmadı. Bayağı memnun kaldım anlayacağınız. Tabii ki şans getirdiği için takıyorum diye sorarsanız hayır, gayet modeli sevdiğim için takıyorum. Bunları bu şekilde kombinleyip kullanıyorum. Bir diğer kombinim ise kendi burcumun bilekliği. O da bu şekilde. Burası açık kalıyor. Benim burcumun taşı ve burcumun sembolü var burada. Bunun yanına bu göz bilekliği takıyorum. Gözüküyor mu oradan bilmiyorum ama gözüküyordur herhalde. Bu göz bilekliği takıyorum ve böyle biraz saçlı tuşlu bir bileklik. Bu arada ben kombinlediğim şekilde gösteriyorum bileklikleri size. Bunların hepsi altın renginde. Genelde altın rengi olan bileklikleri ve işte takıları takmaya çalışıyorum. Gümüş olunca da işte bir gördüğünüz gibi Pandora'lar ve başka diğer hani marka adı altındaki bilekliklerim gümüş rengi. Diğerleri altın rengi diyebilirim. Bir de iki tane kolye ucum var. Bu kolye uçları benim için bayağı değerli. Bir tanesi şu göz şeklinde olan, içinde de taşlar var. Bu benim için bayağı önemli. Bir de bu şekilde bir madalyon kolye ucu. Bunları takmak istediğim zaman ve boynumu zenginleştirmek istediğim zaman hemen bir kolye zincirine ekliyorum ve o şekilde kullanıyorum. Onun dışında kolyede çıkarmama gerek var mı bilmiyorum ama böyle 4-5 tane zincirim var. Bunun ucunda bir kilit var. Bu bir şey boynuzu derler buna. Ne boynuzu? Fil dişi mi derler? Şuna ne derler ya? Şu fil dişi mi, kılıç mı? Ne bu, hiç bilmiyorum. Birkaç tane zincirim var. Dediğim gibi boynumu zenginleştirmek istediğim zaman da bunlardan birini kullanıyorum. Onun dışında yüzüklerime geleceğiz. En sevdiklerimi göstereceğim yine. Bir tane bileklik göstermiştim ya burçlarla ilgili olan. Bu yüzük onun takımı ve yüzüğü. Yine aynı taş var ve aynı sembol var ucunda. Bunu bayağı seviyorum. Bir de Lapidor'dan şöyle 3 tane renkli yüzük seti almıştım. Onu da şöyle göstereyim. Üzerinde renkli renkli taşlar var. Zaten ben yüzük alacağım zaman genelde Lapidor'dan almayı tercih ediyorum. Çünkü hem gümüş hem de yapımı, yani İtalya'dan gelen, yani İtal ürünleri kullanıyorlar ve ürünlerin hepsi İtalya'da işleniyor. Oradan Türkiye'ye çekiliyor. O yüzden bayağı kaliteli. Yapımının da nasıl olduğunu bildiğim için bayağı güvenerek alıyorum anlayacağınız. Bir de bir tane yıldızlı, bir tane de gözlü, pırlantalı bir yüzük takımım var. Onlar da şöyle. Ya klasik bu Instagram'da gördüğünüz yüzüklerden işte. Böyle gösterebilirim. Ben genelde yüzükleri set gibi takıyorum. Yani bir tane yüzük taktığım zaman aman diğer parmaklarım boş kalmasın. Onları da dolduruyorum, öyle çıkıyorum. Zaten elim doldu ya, aman bileğim boş kaldı, bileği doldur. Bileğim doldu, kulağım boş kalmasın, kulağı doldur. Böyle deli kızın çeyizi gibi çıkıyorum yani dışarıya anlayacağınız. Bir de son olarak şöyle yine pırlantalı ve kelebekli bir yüzük almıştım Lapidor'dan. Bir de sizin bana çok çok fazla sorduğunuz tek taş yüzüğünden bahsedeceğim. Bu arada bu yüzük de Lapidor'dan. Bunun bir de bir farklı modeli var, bir de onu kullanıyorum. Ama şu sıra çok fazla takmıyorum. Neden bilmiyorum. Takayım hatta, niye takmıyorsam. O yüzük de bu arkadaşlar. Detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum ama umarım gözüküyordur. Üzerindeki taşlar Swarovski, kendisi de gümüş. Çok memnunum. Hiç de bir sorun yaşamadım şu zamana kadar. Gerek karar mı olsun, gerek bozar mı olsun. Hiçbir sorun yaşamadım. Bayağı memnunum yani anlayacağınız. Yüzüklerim de bittiğine göre en çok kullandığım ve en sevdiğim takılarıma geldik. Onlar da küpeler. Şimdi küpelere gelince ben genellikle halka küpe kullanıyorum. Yani evet küçük taşlar da kullanıyorum ama işte sarkıntılı halka küpeler, pırlanta halka küpeler, bunlar benim daha çok hoşuma gidiyor. En çok olan küpe çeşidim halka küpe. Ve en sevdiklerimden başlayalım. En sevdiğim halka küpelerim bunlar. Böyle gümüş rengi. Bayağı seviyorum bunları ve bayağı kaliteliler. Bunlarla birlikte kombinlemek istediğim zaman, bu arada ilk göstermeyen, şimdi gösterdiğim halka küpeler Lapidor.
Şimdi göstereceklerim de Swarovski. Onlar da bunlar. Yani gösterdiğim lapidorların bir boyut küçüğü gibi düşünebilirsiniz. Bunları ben kombinleyip kullanıyorum. Aynı zamanda ikinci gösterdiğim Swarovski'nin bir de altın rengi var. Bunları da çok severek almıştım. Yani açıkçası böyle gümüşe para verirken ya da altına para verirken benim canım acımıyor. Çünkü yani normal böyle 50 liraya 70 liraya aldığımız takılar birkaç kullanıma zaten kararıyor. Yani aslında mantıken baktığınız zaman en maliyetli şey ucuz şeydir anlamına geliyor. O yüzden ben bunlara verdiğim paralara acımıyorum çünkü yıllarca kullanıyorum. Mesela bu gösterdiğim Swarovski Lapidor ve şu an göstereceğim Swarovski küpeler 2 yıldır falan bende ve 2 yıldır hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum ben bunları. Önemli olan zamansız parçalar seçebilmek. Yani şimdi aldığınız ürünü atıyorum bir sene sonra, iki sene sonra da kullanabilmek. Ben burada doğru seçim yaptığımı düşünüyorum. O yüzden hiçbir sorun yaşamadım şu zamana kadar. Bir sevdiğim küpelerim daha var. Onları da yeni aldım. Yine Lapidor'dan aldım. Bu şekilde bu sefer yuvarlak halka, yani kulağınızda yuvarlak duruyor. Böyle. Üzerinde minik minik taşlar var. Bayağı seviyorum. Bunlar da yeni. Bunlar da yılanlı küpelerim. İlk defa böyle hayvanlı bir takı alıyorum kendime. Çiçek böcek okey ama hayvanlı ilk defa alıyorum. Üzerinde mor Swarovski'ler var. Böyle bir yılan başından aşağı doğru dönüyor gibi bir küpe. Galiba netlemiyor. Netlemiyorsa da ne yapalım? Aramızı bozacak değiliz. Bir de pırlanta görünümlü şöyle salkımlı yine Swarovski küpelerim var. Bunları da Lapidor'dan almıştım. Şimdi alakasız şaşalı bir şey göstereceğim size. Bunu takıyor musun diyeceksiniz ama çok severek takıyorum. Onlar da bunlar. Bunları da bayağı severek almıştım gerçekten. Böyle tek renk giyinip kulağımızda sarkıtınca müthiş bir kombin oluyor. Takı kombini yapmayı çok seviyorum ya gerçekten. Böyle tek bir şey değil de birçok şeyi birlikte takmayı çok seviyorum. Takılarım da benim için bayağı önemli. Halka küpelerde bir de şöyle yıldızlı olanlarım var. Böyle sarkıntılı şekilde yıldızlı. Bunları Trendyol'dan aldım. Biraz kararmaya başladı galiba bunlar. Ne kadar süre daha kullanabilirim pek bilmiyorum. Son olarak yine Lapidor'dan aldım ama ben de her şeyimi oradan almışım ya. Kaliteli ya ondan herhalde. Dediğim gibi benim için kaliteli olsun. Ben onu yıllarca kullanabileyim. Beni başka bir şey almak zorunda bırakmasın. Ben o parayı veririm. Çünkü şöyle düşünün. Hani siz şey diyor olabilirsiniz. Aa bir küpeye 300 lira verilir mi? Hem de altın değil bir şey değil diyor olabilirsiniz. Ama ben 2 senede sadece bir küpe alırken siz belki 50 küpe falan alıyorsunuz. Yani siz aslında benden daha zarardasınız. Öyle söyleyeyim. Benimki aslında daha ucuza gelmiş oluyor yani. Son olarak bir halka küpelerim daha var. Onlar da bu şekilde sarkıtmalı olanlar. Böyle yapınca gözükmüyor. O yüzden böyle gösteriyorum artık. Ne yapayım yani? Bir sıkıntı var. Neyse. Küpelerim ve takılarım bu şekildeydi. İstiyordunuz zaten Enfal anlat işte nasıl takıların vesaire merak ediyoruz falan diye. Ben de size bir video çekeyim. Bilmem bence iyi oldu. Bunları da görmüş oldunuz en azından. Şimdi bir sonraki videoda ne koleksiyonumdan bahsetsem bilmiyorum. Çünkü ne koleksiyonu yapıyorum onu bilmiyorum. Yani bu bir koleksiyon değil aslında. Bunlar benim gayet evde kullandığım takılarım yani. Ama insanlar YouTube'a video attıkları zaman şu koleksiyonum, bu koleksiyonum falan diyorlar ya. O yüzden benim aklım karışıyor. Bilmiyorum. Dur. Ben bir şey düşüneceğim ya. Bir şey koleksiyon çekeceğim ben size. Ama o koleksiyon olmayacak. Yani diyeceksiniz ki Enfal bu koleksiyon mu Allah aşkına diyeceksiniz. O derece yani. Evet canım arkadaşlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.